değerli izleyenler, herkese Ekotürk'ten mutlu günler. Ben Naz Özdeğirmenci, Gıda Borsası programıyla karşınızdayım. Bugün de her salı olduğu gibi tarım sektörünü, gıda üretimini, hayvancılığı, yani pandemiden sonra kıymetini bir hayli anladığımız sektörümüzün çatısı altına giren tüm konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de buğday, un ve nihai olarak ekmek cephesinde neler olup bitiyor konuğumuza soracağız. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Kemal Kazdal bizimle birlikte. Kemal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Ali Kemal Bey, isterseniz şu anda gündemde olan aslında artan girdi maliyetleri neticesinde İstanbul ekmek fiyatlarına zam gelmesiyle ilgili başlayalım. Siz de elinizdeki kağıtları toparlayana kadar, çünkü rakam konuşuyoruz. Tabii bu fiyatların yükselmesine tepki gösterenler de oldu. Birazcık ekmek tarafında maliyet kalemlerinizi öğrenelim. İşte geçen seneye oranla bu maliyet kalemlerine ne kadarlık bir artış gözlemlediniz? Bunları alalım sizden. Ekmekçilik sektörü son günlerde malum gündemde. Ekmek sofralarımızın baş tacı. Öncelikle ekmekçilik bir imalat sürecidir. Yani imalathane olan bütün işletmelerde olduğu gibi elektrik, su, doğalgaz, işçilik, amortisman gibi muhasebe giderleri, ambalaj giderleri, tamirat giderleri gibi giderlerimiz vardır. Bunun yanı sıra ham madde olarak un, tuz, maya giderlerimiz vardır. Bunlar bütün bu girdiler, bu ürünler bütün bizim maliyetlerimizi etkilemektedir. Son yapılan çalışmada 2015 yılından günümüze gelinceye kadar bizim maliyetlerimiz yüzden fazla artmıştır. Gerek duyulursa bunları ispatlayacak belgelerimiz de elimizde vardır. Evet, son günlerde özellikle fırıncılara işte ekmeği fahiş fiyata sattıkları için tutanak tutulduğu gündemdeydi. Bununla ilgili düşüncelerinizi alalım. Birinci soruda bahsettiğim gibi maliyet artışından bahsetmiştim. Bu tutanaklarla fırıncıyı temsil eden kurumların fırıncıyı tarifeler ve mevzuatlar konusunda bilgilendirme eksikliğinden kaynaklanan bir sürece girilmiştir. Özellikle İstanbul Ticaret Odası daha önceleri tarife yapmaksızın tüccar fırıncının kendi fiyatını belirleyip maliyetini bir müşterimizin görebileceği bir şekle yere koyup fiyatımızı belirleyip satabiliyorduk. Ama son yıllarda 2018 yılından yeni bir düzenleme ile İstanbul Ticaret Odası tarife yapma zorunluluğuna hasıl kalmıştır. Bunu da İstanbul fırıncısına bildirmekte geç kalmıştır. Birçok fırıncımız bu mevzuatın değiştiğinden alakalı, böyle bir düzenlemenin olduğunda alakalı bir bilgisi yoktu. Bu tutanakların, yani fırıncının kendi fiyatını kendisi belirler kanununa göre hareket ederek birçoğu fırıncımız bunu böyle bilerek hareket etmiştir. Ama gerçeği öğrendikten sonra şu anda normal gramına ve fiyatına geçmiştir. İstanbul Ticaret Odası bunu üyelerine bildirmekte geç kaldığı için böyle bir haksız bir duruma fırıncı esnafımız maruz kalmıştır. Bu konuyla alakalı bir anekdot paylaşmak istiyorum. İlçemizdeki bir kaymakamımızın bu konuyla alakalı televizyonların karşısında bir denetlemeler sırasında devletimizin fırıncı esnafını denetleyin ibaresini farklı algılamış olmakta herhalde. Devletimiz önce bir fırıncı esnafının
denetleyip ondan sonra kendisinden bir savunma talep ediyor. Hemen hüküm vermiyor veya cezalandırmıyor. Ama bir kaymakamımız kameralar karşısında esnafımıza siz helal kazanç sağlamıyorsunuz diye bir yaklaşımla insanların önünde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının önünde, televizyonların önünde böyle bir haksız bir algıya sebep olmuştur. Bunun kendisini aşan bir konuşma olduğunu, bunu müftülüklerin ancak karar verebileceğini bilmesi gerekiyordu. Bu konuyla alakalı kendisini kınıyorum çünkü meslektaşımız bana yazdığı, sonuç itibariyle biz burada bir meslektaşlarımızı temsil etmek için meclis üyeliği yapıyoruz İstanbul Ticaret Borsası'nda. Bunların sesini duyurmak için bana yazdığı bir mesajla Sayın Kaymakamımızın yaptığı bu olaydan sonra çocuklarımı helal kazanç tenkilleriyle yetiştirmek helal kazanç tenkinleriyle yetiştirerek büyütmek çabasındayız. Fakat öyle bir duruma düştük ki aynı masaya oturduğumuz çocuklarımızla göz göze, yüz yüze gelemeyecek pozisyona düştüğümüzü bize ilettiler. Bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Sayın Kaymakamı da buradan kınıyorum. Peki. Evet, büyük bir sorun gerçekten paylaştınız. Peki ekmekçiler, yani fırıncılar arasında aslında örgütlenme ve teşkilatlanma konusunda ne durumdasınız? Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli bir çalışma yürütebiliyor musunuz yeterince? Şimdi devletin kurumlarıyla koordineli çalışma, az önce de söylediğim gibi fırıncıyı temsil eden STK'lar, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Fırıncılar Odası olarak tabii ki devletin mercileriyle, kanun koyucularla muhakkak istişare halinde oluyoruz. Fakat dediğim gibi bizim en önemli tarife ve mevzuat sorunlarımızı bir türlü aşamıyoruz. Bu konuyla alakalı sürekli bir çalışmalarımız oldu. Daha öncesinden de un fiyatlarının, buğday fiyatlarının yükseldiği dönemlerde de biz bunu devletin kurumlarına, tweetlerimizde, işte sosyal medyadan da bu un fiyatlarına bir el atmalarını, bunların yükselişte olduğunu, bunun sonunda nihai tüketiciye, yani ekmek tüketen insanlara bunun sonunda değeceğini biz ilettik. Ama bu konuyla alakalı sonuca varamadık ve düştüğümüz bu pozisyona da bugün düştüğümüz bu denetlemelerde bu yüzden düştük. Çünkü maliyetlerimiz yükseldi. Dediğim gibi, az önce de belirttiğim gibi, daha öncesinde fırıncımız kendi tarifesini kendi yapıp, yani maliyetleri arttığında kendi tarifesini, yani maliyetlerini belirleyip kendi fiyatını kendi koyup fırınında müşterinin görebileceği bir noktaya koyup satabiliyordu. Ama son yıllarda bunu da fırıncının elinden aldılar. Bütün girdileri serbest olan bir ticarethanenin fiyatına bir tavan fiyat getirdiler ve bu da bütün fırıncı esnafını sıkıntıya sokmuştur. Bunların aşılması için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptık ama yine de biz geldiğimiz noktada, meslektaşlarımız geldiği noktada yine de suçlu ilan edildik. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizi yöneten, kendimi de
Yani bu sektörün meclis üyesi olarak, İstanbul Ticaret Borsası meclis üyesi olarak, İstanbul Ticaret Odası yetkilileri, Birlik İstanbul Birlik Odalar Birliği olarak yeterli konuda, yeterli sayıda biz meslektaşlarımızı bilgilendiremedik ve bugün geldiğimiz noktada acilen İstanbul Ticaret Odası ve Birlik Odaları Birliğimiz 200 gram ekmeğin 2 TL olması ile alakalı tarifeleri onaylayıp fırıncı esnafını bu zor durumdan kurtarmalıdır. Bunun için el birliğiyle çalışmalıyız. Evet, Ali Kemal Bey, bahsettiğiniz çok önemli problemler. Tarife ve mevzuat sorunlarından bahsettiniz. Ve burada aslında fırıncının daha bağımsız olmasını, daha önceki zamanlardaki gibi yani taban fiyatında sizin belirlemekte aslında hakkınız olduğunu dile getirdiniz. Peki başka hangi problemlerden bahsedebiliriz fırıncılık ve unlu mamuller sektöründe? Şimdi bizim... Şimdi her ilin kendine göre maliyetleri, kendine göre girdileri vardır. Kanun koyucular da bunu böyle belirlemişlerdir. Her ilin ayrı ayrı tavan fiyat, yani ayrı ayrı maliyetleri olduğunu, yani bugün Anadolu'nun bir ilinde işte girdi maliyetleri, bunun kirasıdır, işte elektriğidir, diğer maliyetleridir. İstanbul gibi bir metropol ilimizde bu maliyetlerle örtüşmeyeceği. Bunu kanun koyucular da bunu böyle belirledi. Fakat dediğim gibi, az önce de belirttiğim gibi, bizim STK'larımız, bizim birlik başkanlarımız bu kendi egolarını tatmin etmek mi diyelim bunu artık? Ne diyelim, bunu uygulamakta zorlanıyorlar ve fırıncı esnafını da bu pozisyonlara, yani bu şu anki haksız bir saldırıya maruz bırakıyorlar. Bunun için benim önerim, bütün çalıştaylar düzenlememiz gerekiyor. Sektörler olarak çalıştaylar düzenlememiz gerekiyor. Bölge bölge fırıncıyı dinleyip, sorunlarını dinleyip ona göre çözümler üretmemiz gerekiyor. Mevcut olan hali hazırda olan kanunları çalıştırmak için şu anda mevcut olan kanunları çalıştırmak için el birliğiyle bu mesleği bir düzlüğe çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Aslında Türkiye'de bahsettiğimiz o ekmek ve unlu mamuller sektörü 90 milyar dolar büyüklüğünde ve aslında %90'ı da yerli olan da bir sektör. Ancak israf sorunu var. Bu da çok büyük bir problem aslında sektör için. Baktığımızda hem üretirken hem de tüketirken bir israf söz konusu. Burada üretimle siz ne kadar teknolojiden yararlanıyorsunuz Türkiye'de ekmekçiler olarak? Teknolojiden meslektaşlarımız her türlü faydalanıyorlar. Endüstriyel bir düzene geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Daha önceki programımıza da ben bunu aydınlatmıştım ama mesleğimiz ciddi bir sıkıntılar içinde. Son iki yıldır zaten ülkemizin de ekonomisinin gidişatı belli. Bizim de sektörümüz son iki yıldır sıkıntılı bir sürece girmiştir. Daha öncesinden de bugün itibariyle de yine de endüstriyel bir hale gelmek için meslektaşlarımız çaba harcıyor. Fakat dediğim gibi işletmelerimiz şu anki girdi maliyetleriyle zaten hayatlarını zor şekilde idame ettiriyor. Bugün bir kendimizi yenilememiz için bir işletmenin para kazanması gerekiyor. Para kazanmayan bir işletme mutsuz, iş yeri sahibi mutsuz, elemanı mutsuz. Geleceğe bir güvenle bakamadığımız için şu an için bir karamsar tablo çiziyoruz. Bu şekilde israf konusuna gelince ekmek çok israf oluyor. Neden? Çünkü ucuz. Bugün
Çöplerde hiç et bulabiliyor musunuz? Peynir bulabiliyor musunuz? Sucuk bulabiliyor musunuz? Çöpler hep ekmek dolu. Yani bugün bir anekdot paylaşayım sizinle. Bir vatandaşımız akşam eve giderken bakkala veya bir fırına uğruyor. Bu öyle hatırlıyorum ya bakkaldır ya bir fırındır. Orada eşini arıyor telefonunla. Eşini arıyor. Telefonunla eşini ararken işte artık fırıncının tezgahtarı olabilir. Diyor ki beyefendi zaten eşinizi aramanıza gerek yok. Ekmek kontürden daha ucuz. Arayacaksınız bir kontür en azından ekmeği alın gidin yemezseniz zaten sıkıntı yok. Yani bu derece ucuz bir gıda ürünü olduğu halde. Bugün kilogramın fiyatı 7,5 lira. Temel gıdadır. Evet doğrudur. Ülkemizin, halkımızın temel gıdası ekmektir. Bugün bunun kilogram fiyatı 7,5 liradır. Bugün aldığımız en son haberde yumurtanın tanesi kaça geliyor bilmiyorum ama kolisi 31-32 liraya tekabül ediyor. Bunun da kilograma vurursanız yumurtanın kolisi de 2 kiloya geliyor. 2 kilo bazında bir ağırlığı var. Bugün ekmeğin fiyatı 7,5 lira. Bugün yumurta bu da bir temel gıdadır. 30 lira yani şöyle söyleyelim. 1 kilosu 15 liraya tekabül ediyor. Bugün itibariyle. Bugün gelen bir bilgiye. Yani ekmekçiliğe evet halkımız ekmek tüketiyor ama bunun da arkasında bir sektör, bir çalışan, bir kitle var. Bunlar da hayatlarını idame ettirmek zorunda. Bugün sadece halkımız ekmek yemiyor. Bunu anlatmak istedim. Az önce yumurtadan bahsettim. Bunu anlatmak istedim. Halkımız sadece bugün ekmek mi yiyor? Ekmek yemiyor. Yani peynir yiyor. Bugün yiyilebilir bir kalıp beyaz peynir. Bakın kalıp diyorum, kilo demiyorum. 40 TL. 40 TL bir yiyilebilir bir kalıp beyaz peynir. Vatandaşımız haklı, tamam ama yani sadece ekmek yiyilmiyor ki bu ülkede. Sadece ekmek göze batıyor. Temel gıda olduğu için belden aşağı saldırılar, işte denetlemeler, işte kaymakam çıkıyor, haksız kazanç elde ediyorsunuz diyor. Hiçbir dayanağı olmadan, hiçbir yetkisi olmadan insanlarımızı, fırıncı esnafını vatandaşın gözünde eksiğe düşürüyorlar. Hiçbir esnaf kuruluşu, hiçbir vatandaşımız, hiçbir insanımız rencide edilmemeli. Televizyonlar karşısında küçük düşürülmeli. Sadece bizimle alakalı değil. Yani genel olarak bu böyle olması gerekiyor. Fırıncı esnafı üzerinde böyle bir baskı var. Ama inanın ekmek maliyetlerinin yüksek olması neticesinden doğan bu sıkıntılar bizim ekmeğe zam yapma zorunluluğu bize gerektirmiştir. Yoksa inanın yani biz vatandaşlarımızın düşmanı falan değiliz. Ama biz de çoluk çocuğumuzu, iş yerimizi, devletimizin vergisini, sigortasını, elektriğini, suyunu ödeyebilmemiz için en asgari düzeyde hayatımızı idame ettirmemiz gerekiyor. Yani bizim girdilerimizin yükselmemesi durumunda biz ekmeğe zam yapmıyoruz. Yani girdilerimiz arttıkça mecbur kalıyoruz ve bugün 2015 yılından bu yana biz ekmeğe zaten zam almamışız. Ve bütün girdilerimiz artmıştır. Pandemi sürecinde de hatta o günlerde bile sokağa çıkma yasaklarında bile bizim maliyetlerimiz tavan yapmıştı. Biz özverili davrandık. O süreçlerde halkımıza bir de tutup ekmeğe zam yapıp da halkımızı sıkıntıya sokmayalım diye zam yapmadık, talep etmedik ve sokaklarda da halkımızın ekmeksiz kalmaması açısından elimizden geleni, devletimizin verdiği yetkiyi yani bize verdiği bir görevi
koşulsuz şartsız sağlığımızı hiçe sayarak görevimizi yerine getirdik. O zamanlarda bizim maliyetlerimiz artmıştı. Biz vatandaşlarımızın kötü duruma düşmemesi için o günlere de zam yapmadık ve görevimizi yerine getirdik. Devletin bize verdiği görevi layıkıyla canımızı, sağlığımızı hiçe sayarak, hatta burada hayatını kaybeden arkadaşlarımız da oldu. Sizin vesilenizle onlara başsağlığı da, Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Yine de pes etmedik ama bugünlere geldiğimizde bütün gıda ürünlerine, evet, bütün o günlerde pandemi döneminde bütün gıda ürünleri, temizlik ürünleri, bütün hepsi tavan yaptı. Yani 5 liralık kolonya 30 lira oldu. Evet, Ali Kemal Bey, süremizin sonuna geldik. Çok hızlı toparlarsanız bir cümleyle lütfen. Şimdi az önce de söylediğim gibi bütün STK'ları, İstanbul Ticaret Odası'nı, birlik başkanını göreve davet ediyorum. Bu fırıncıyı bu durumdan, bugünkü düştüğü bu pozisyondan kurtarmak için el birliğiyle yardımlaşarak bu pozisyondan, evet, meslektaşlarımızı kurtarmamız gerekiyor. Mevzuatlarla, hali hazırda olan mevzuatları harekete geçirmemiz gerekiyor. Ve çok en önemlisi, bugün ekmeğin 200 gram 2 TL tarifesini İstanbul Ticaret Odası ve Birlik Başkanı, yani Birlik İstanbul Birlik Odası Birlik Başkanı bunu derhal onaylaması gerekiyor. Ve fırıncının bugünkü pozisyondan kurtulmasını el birliğiyle sağlamamız gerekiyor. Peki, çok teşekkürler katkınız için Ali Kemal Bey. Ben size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam. Değerli izleyenler, bugünlük burada gıda borsasını noktalıyoruz. Ben Naz Özdeğirmenci. Saatler 3'ü gösterdiğinde yatırım dünyasında görüşmek üzere.